Hayırlı günler canlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Çok şükür ben iyiyim. Hamdolsun Allah'ıma. Demin bir güneş çıktı dedim onu çekeyim sizinle. Çok güzel bir güneş oldu ama güneş yerini buluta bıraktı yine. Nereye gidiyorum ben? Evde sebzemiz yok. Dün alamadık telaşla. Bir de marketlerde yoktu gerçekten. Olmuyor çünkü her zaman markette, her markette olmuyor. Şimdi her markete de koşa koşa gidemiyorsun sağa sola. Ay kepiştire bakın. Dün köpeğe şey verdiğim, kemik verdiğim kenara gidiyor. Vallahi giriyorlar araya. Bunlar bayağı bir terbiyeliler. Şey yapmıyorlar, hiç rahatsızlık vermiyorlar insanlara. Bazen rahatsızlık veren de oluyor tabii ki. Aşağıya doğru yürüyorum valla. Biraz da serinmiş, keşke bir şapka alsaydım kafama. Aklıma da gelmedi. Güneşli görünce birden havayı. Ben kapatayım, kamyon geliyor kocaman. Ay hava bir anda döndü. Yokuşun başına geldim. Bayağı bir rüzgar. Bayağı deniz güzel gözüküyor ama. Şey yaparım ya. Pazarda çekerim. Bakalım fiyatlar bu hafta ne durumda. Tatlı bir rüzgar var. Seherim de iyi bugün maşallah subhanallah. Çocuklar iyi. Şimdi gönül rahatlığıyla ineyim. Sebzelerimi alayım. Süte bakayım. Süt almam lazım. Sütümüz bitti. Şey yoğurdumuz bitti yani. Süt yapıyoruz ya. Sütümüzü almamız lazım. Anam bir akım yapmışlar. Çiğ süt yenilir mi? İçilir mi? Mikrop yani sadece. Başka bir şey değil. Kaynamadan hiçbir süt içilmez. Ki şu pazarda. Pazara girdim. Vallahi bugün işlerim vardı bankada. Kaç para? 30 lira kıvırcık su gibi ama. 30 lira güzel. 25'e de var. Şöyle. Bakalım bir. Karnabahar ne kadar? 35 lira. Hadi 35 bırak şey. Süper abla, bırak süper. 50 lira. Kilosu. 25 lira havuç. Evet havuç durup ıspanak. Havuç durup ıspanak. Bayağı da bir yoğun. Pazar. Çok da ucuz değil hiçbir şey. Ay. Abi. Postaneye gittim işim vardı. Orası dolu orası dolu. Anca girebildim. İnşallah süt bitmemiştir. Canlarım benim vallahi. Pazarda dolu zaten. Ay. Ne var? Burada biber 50 lira. 40 lira kabak. Şöyle göstereyim. Domates 30-35. Muz yine 35-40. Merhaba bizim patlat. Merhaba patlat. Merhaba 5 tane mi? Ben bir geçeyim de. Ben bir geçeyim. Şöyle. Heh, geçeyim. Kıllar acı. İnşallah sütümü bulurum. Hızlı hızlı gidiyorum çıkıyorum yukarıya doğru ki sütümü bulursam ne mutlu bana Yusuf için. Portakalı falan babası aldı dün de. Mandalina 10 lira, portakal 20 lira da var evde. Olanı almayacağım. Böyle. 80 lira fasulye 70 lira mantar. Ispanak 25. Ya lan buna para mı? 25 lira. Yeni kurulmuş gibi. Vallahi.
esnaf da şikayetçi. Pazarda kimse yok diyor. Yeni kurulmuş gibi diyor. Kalabalık. Bilmiyorum. Evet. Azman lahana alabilirim. Güzel oluyor. Yeşillik vallahi hoşuma gidiyor. İnşallah sütüm. Var. Gördüm uzaktan da olsa gördüm. Sütümü. Sütümü gördüm. Bana bindir. Lahana. Kilo 20 lira beyaz lahananın kilosu. Kabak. Paket ne kadar kabak? Welcome. Heh. Paket 50 TL. 1 kilo 400 gram. Anladım. Ama bağlı. Doğrudur. Doğrudur. Dönüşte alayım kabak. Bu havada kabak tatlısı güzel olur. Tahin de koyarsın üstüne. Harika. Süt pahalanmış, 130 olmuş. Süt 130 yapmışlar. Şöyle. Selamun aleyküm. Yerde açarsan gözükmez anne. Ya şurada, şurada aç. Postaneye uğradım da. Her yer sıra ya, her yer sıra. Pazartesi ya. Ah, üstüme bak kuslu çocuk, al. Al Esra çocuğu. Çalkaladın hep. Al hemen anında makineye. Çalkaladın hep. Bir şey yapmadım mı çocuğu çalkalayayım? Midesine şey yapmadım. Anca aldım kucağıma. Anneciğim öyle açamazsın ki. Makasını getir. Açayım mı? Açtın mı? Normalden yedim. Açamadın mı daha? Getir bana. Pazarın içi tıklım tıklım. Esnaf pek memnun değil. Aa. Diyor. Abla göster göster diyor. Boş olduğunu, boş falan değil. Ben bıçağı ne yaptım? Şimdi elimde bir bıçak vardı. Babaannen aslında o makasla açılmaz. Şu makasla açılmaz hala dur. Anneciğim bir izin ver bıçak tehlikeli. Şunlar var. Bunları alalım. Bunları ben tuz dökülmeden balkona koyayım. Tut şunda. İki tane hediye var. Samsun'a hediye geldi. Teşekkür ediyoruz. Kesesine bereket diyoruz. Dur. Şunları da ben hemen kapıya atayım. Yoksa buralar şey olacak. Evet. Sarı aç bakalım. Bunu aç bence sen. Bunu da ben açacağım. Tamam. Bunu da sen aç. Nefesini de unutmam. Oooo. Barbie bebek. Pelin. Kim? O Pelin. Aaa Pelin. Evet kanatları var Peri, ya. Peri. Peri. Evet Peri. Peri pardon. Peri evet. Nereden çıktı? Ben güzel uydurdum ama. Babaannem de Pelin diyor. Annem de ben Pelin anladım. Yusuf herhalde. Pelin anladım. Aaa bu da Yusuf'a. Bakayım Yusuf var. Yusuf'un arabası. Aaa. İki tane var. Göster ekrana göster. Yusuf'un arabası varmış. Bir de üç tane Barbie bebeğim oldu. Oo. Bakayım testlerini testlerini. Üç tane Barbie bebeğim oldu. Bu hiç bence açma şimdi. Çok merak. Oo, iki tane Barbie bebeği oldu kızımız. Ben şimdi mutfağa geçeyim. Aldıklarımı bir çıkarayım. Buna belki bir daha hediye paketi yaparız. Lazım oluyor. Bazen aranıyoruz ama. Evet, tutarsın. Tutarsın. Evet. Tutarsın. Evet.
Bunları şöyle şunun içine doldur kızım kağıtlarını. Her biri hemen dağıtmayalım değil mi? Annesin baba. Ay çok güzel. Güle güle oyna. Tamam mı? Annesin. Ekrana göster. Bir kameraya göster. Barbie mi göster. Nereye? Kameraya. Enes de Yağmur ablam göndermiş onları sana okul hediyesi. Biliyor muydu? Teşekkür et. Teşekkürler. Ya. Bu şey batık şu anda. Evet. Sütümü aldım. Süt 130 lira olmuş Esra. Ha, 20 lira zam gelmiş. Yapacak bir şey yok. Zamları engelleyemiyoruz. Durduramıyoruz. Ne yapacağız? Sesimizi çıkarmayacağız. Oturacağız aşağıya. Ne aldım ben de bilmiyorum ne aldım. Acele acele. Şurada biraz taşlamalı kaldım. Kereviz aldım 2 tane. Karnabahar biraz çocuğa brokoli. Acele acele kıvırcık aldım. Senin şeyleri kolonyalı ıslak mendilleri. Eksik bitmiyor, eksik bitmiyor. Eksik biter mi? Şey kıvırcığımı suya koyacağım. Canım kıvırcık istiyor. Allah'tan kırılacak bir şey yok bunda. Galiba yoktu. Şöyle bir kabak aldım. Dedim bu havada kabak yenmez mi? Esra! Yaprağı şimdi akşamdan mı koyalım? Yarın sararız. Yarım kilo yaprak aldım. 200 lira yaprağın kilosu. Ben de yapalım aynı. Sare'nin canı yaprak dolması istemiş. Zeytinyağlı. Ya. İlk defa Sare'nin canı istiyor. Şaşılacak bir olay. Şu da sahilde pembe sipariş vermişti ya Eti Puf. Pembe pembe Eti Puf dedi. Ana kız yarış yapacağız dedi. Nasıl oluyorsa o. Puf yeme yarışması yapacaklarmış. Aklına bir şeyler geliyor. Anne bak çıkılıyor. Aklına bir şeyler geliyor çocuğun. Efendim. Bu arada bebeğimin kanı da çıkabiliyor. Melek o değil mi? Kanatlı melek. Anladım. Evet, tacı da var. Hı. Şu kadarcık şey dünya paraya. Göbek aldım bir tane de. O... Anne benim ikişer tane. Acaba göbek salatasını yapsam. Evet, kıvırcığım kalsın. Kıvırcığımla şey yapabilirim. Hafta ortası mercimek. Abla kardeş oyuncak oldu. Tamam. Benim yarısını yıkayayım yarısında yıkamayacağım. Barbie oldu. Onun da kamyoneti oldu. Yıkarsak bozulur hemen. Şöyle lastiğimiz lazım olur. Şuraya takalım. Değil mi anne? Ne anneciğim sen de mi acıktın bebeğim? Sen de mi acıktın? Sen de mi acıktın? Değil mi? Onu yap, bunu yap, bana onu koştur. Gelmişler, yoruldum bugün. Stres yaptım kendi kendime. Aynen. Anne. Çok şükür herkes iyi oldu. Ne yaptın? Sare bıdı 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 bıdı. Ben şöyle kapıyı kapatayım. Sare'nin bıdı bıdıları başladıysa. Sare'nin bıdı bıdıları da bitmez. Dertleri de bitmez. Hiçbir şey de bitmez.
Canlarım, gidip de oraya buraya beni şikayet etmeyin. Benim hepsi benim torunum. Değişmez. Hangisi aslında onun yanındayım. Ya yani yakıştıramadım. Fotoşun altına yazmış. Biz görmüyoruz zannediyor. Arkadaşım biri. Yani kırıcı olmayın lütfen. Beni kimse kullanmıyor. Ben çocuk değilim. Ben çocuk yaşı geçtim. Ben nerede olacağımı, nerede duracağımı da çok iyi bilen biriyim. Çok ayıp yani kullandığın kelime. Hoş bir şey değil. Hiç hoş değil. Yani ne yapmaya çalışıyorsun? Ne ispatlamaya çalışıyorsun anlayamadım. Ama çok çirkin. Bunu sana söyleyeyim. İsmini vermiyorum şimdi. Fotoşun altına yazmışsın bizi kötüleyerek. Benim torunlarımı çok değerliymiş. Benim torunlarımın hepsi çok değerli. Tek tek. Ben kim hasta onun yanındayım. Yani böyle bir ayrımcılık çirkin yani. Kimse de bunu böyle kaleye almaz. Ayıp şeyler bunlar. Hesatlıktır, kıskançlıktır, nifak sokmaktır. Nasıl öbür dünya, bilmiyorum ya, nasıl sizler can vereceksiniz bu konulara girdiğiniz zaman? Nasıl böyle nifak sokmak için canınız çıkıyor? Hiç mi utanmıyorsunuz, arlanmıyorsunuz acaba? Hiç mi korkunuz olmuyor, Allah korkunuz? Hiç mi olmuyor? Ben kızıma bir inanlıysam oğluma da aynı o neden, eşit. Ben bu dünyayı düşünürken öbür tarafı da düşünen bir insanım. Yani burada şimdi ne alaka diyeceksiniz, pazardan geldin ama şimdi yolda konuşamayacağıma göre videomda burada konuşuyorum. Çok çirkin yani, çok çirkin. Bilmiyorum. Söylediğiniz çok. Demek ki siz öyle yapıyorsunuz ki öyle algılanıyor. Ben şimdi sirkeli suyu atacağım da onun için aradan çıkardım çöpüyle. Sapıyla. Siz demek ki kızınızı ayırıyorsunuz, oğlunuzu ayırıyorsunuz diyelim ya da oğlunuzu ayırıyorsunuz gelininizi, kızınıza değer veriyorsa öyle değil, eşit olacak. Ben oğlumun yanında yaşıyorum. Mecbur kalırsam benim kızımın yanında da yaşarım. O da ayrı. O da sorgulanmaz. Şunu şöyle tepesini çıkarayım ya. Çok böyle gereksiz kök tartacaklar. Gerçi onlar da tarladan köküyle çıkarıyorlar. Yani nifak sokacaklar ya. Kızıyla ilgilenmiyor, gelinine yaranıyor. Yani çirkin çirkin şeyler işte. Çirkin çirkin şeyler. Vallahi çok çok almıyorum ben. Böyle gidecek kadar. Hem çocuklara hem bize. Şöyle atarım şimdi. Şunu da şeyleri, kerevizin iyi geldi bana, yaprakları kullanabilirim. Onu da şöyle koyayım çekmeceye. Ondan sonra da sütümü süzeceğim, tülbentle. Kabağa da atabilirim pişmeye. Şunu da devireceğim. Çekmeceye devireyim. Çekmecenin kapağını yamuk mu taktım? Zorlanıyorum biraz çekerken. O yüzden bunu çekmeceye koyayım diye. Ay, burada kebekli ekmeğimiz de varmış aslında. Dün bir torbada almıştık fazla da. Ne olur ne olmaz diye. Açık turşu aldım. Pancar turşusu. Onu tasat etmem lazım. Ama önce ne yapmam lazım benim? Ay ay ay.
herkes bir şaşırmış yani şaşırmış. Herkes bir bilmiş olmuş tepemizde. Biz bilmiyorum ne yaşıyoruz biz. Biz ne yaşıyoruz bu dünyada ben bilmiyorum. Herkes bir bilmişlik, bir ön güven. Hala algılayamıyorlar ya, anlayamıyorlar ya bazı şeyleri. Yani derler ya boşuna demiyorlar, ne de anlatırsan anlat, anladığı kadar anlar insanoğlu. Anca görüş açısı böyledir. Bu kadarını anlar. Uzattım. Ya biraz iyi anlasalar ne güzel olacak ama işte anlayabildikleri kadar anlıyorlar. Şöyle pancar çok güzel oluyor ya. Hazır satan var pazarda. Mükemmel. Ben arada bir alırım oradan. Bismillahirrahmanirrahim. Pancar turşusu harika oluyor. Dersiniz diye. Ha, sinirlenmiyorum, sinirlenmiyorum. Sadece dengesiz geldi bana. Şuradan düdüklüğü çıkarmam lazım. Biraz haşlama yapacağım. Valla kemikleri böldüm. Böyle ekli tarafını sıyırma imkanı yok. Şöyle küçük tasa koydum buzluğa. Onunla nohut yapacağım. O kemik suyunu da ayrı zaten süzerek koydum. Ekmekler de çok kaynardı. Buraya dizdim de. Hamur olacak yoksa. Yapmam lazım. Tabak çıkarmam lazım. Tas çıkarmam lazım. Lazım da lazım. Patates soymam lazım. Ay. İş biterle. Şunda kabak emli ya rahat oluyor onda. Şimdi de sütü yaparım, kaynatırım. Önce bir kabağıma atayım. Güzel bir karıştırıp suyuyla. Gidip kalsın. Şey yok ama bir huy işte. Yavaş yavaş kaynasın da yarın da süt çıksın. Yoğurt. Ay bismillahirrahmanirrahim. Çıksın. Hadi bir de çıkarmışlar akımlıymış neymiş süt kaynamayacak çiğ süt mü içilir biz çocukluğumuzdan beri biliyoruz bunun çiğ sütün ne yaptığını mikrop ne kadar yüksek derecesi olduğunu hayvandan internetlere atmışlar çiğ süt daha faydalı falan filan çiğ süt akımıymış insanlar ne kadar yanlış yönlendiriyorlar ya akım yapacağız diye. Şimdi ben bunu hem kaynatıyorum bir de
kepçeyle böyle savura savura kaynatıyorum. Hani taşmadan. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Bunu da bulaşıklarında yıkıyorum. Çünkü yoğurt süzme yapıyorum. Bunu da kısır bir ateşe koydum mu? Ha, fırında da oldu geçen yaptım da. Fırında çok şey yapıyor, kararıyor dibi. Şekeri. Şekerleniyor ya, o dibi tutuyor. Ya benim fırın çok ayarlı olmadığı için de olabilir. Tam bilemedim. Ben şekerini atıyorum üstüne. Kapağını kapatıyorum. Kısık bir ateşte o yavaş yavaş. Kafasına göre takılsın. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle göz kararı, üstlerine şekeri koyuyorum. Tabii bu güzel şeker çekiyor, emiyor. İnşallah güzel çıkar. Her kabakla güzel olmuyor. Anne, kabaktan azıcık ayır. Aa, tamam. Oğluşumu unutuyorsun. Hep olmuş. Tamam, bir dakika kızım. Şimdi bu kabakla ayıracağız. Şöyle. Kesmiyor, kesmiyor. Yeter zaten. Yusuf'a şekeri mekere gitsin. Açlıyor annesi onu, kabak. Sebze yapıyor. Tamamdır o. Şurada şeker başladı. Tamamdır. Hangisi bunun kapağı? Şu. Onu da kısık ateşe atıyorum. Her yere kakalamışım poşetleri. Onlara şimdi poşetlik var da ona koyacağım. Şunu da koyuyorum. Ondan sonra biraz havuç da patates haşlama yapacağım. Haş, yap. Kapak. Yanlış torbada yaptım da onun için şöyle düşünüyorum nereye koyacaktım. Ben bunu normalde buna koyuyorum kapaklı. Buna niye koydum onu anlamadım. Şöyle. Bende de bu huyu var. Bir onu değiştir, bir bunu değiştir. Kafa karışıyor bazen. Şeylik istiyor canım. Kaldırayım bundan bir şey. Lazım değil. Ne lazım? Ben iki patates, havuç. Evet.
Sizi fazla yormayayım ben. Şunları hemen 2 dakikada suyuyorum, düdüklüme atacağım. İki dakikada pişer bu. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere canlarım benim. Yani bazı böyle kendini bilmeyenlere de söyleyecek fazla bir laf da bulamıyorum. Çünkü diyorum ya, her zaman insanlar anladığı kadarlarını anlıyorlar. Gerisini dökme süt ne kadar kursakta durur. Ne dersen de ille ki bir kötülemeye girecek. Kendi ailesini mi kötülese acaba? Kendi kızını, kendi oğlunu. Demek kendi öyle yapıyor. Ayrım yapıyor çocuklarda. Bazıları yapar ya, erkek çocuğu der. Öyledir işin ucu. Çok şükür benim elim ayağım tutuyor. Beni kimse kullanamaz. Sanki ben şeyim, gerizekalı bir kadınım da. Gelin beni kullanıyor. Gitmiş de fotoğrafın altına yazıyor bir de. Ayıptır ya, ayıptır. Yani ayıp ayıp, ismini vermiyorum. Çok ayıp yani, yakıştıramadım sana. Yaşını da bilmiyorum. Yani biraz sigetinizin kadını olun ya. Adap bilin ya biraz. Birilerini eleştirmeyin. Yani şey yapmayın, eleştirin tabii. Ailesine kadar da girmeyin ama. Çocuğuna, çoluğuna. Eleştiri başka bir şey, yaptığı şeyden dolayı. Ama siz sağ olsun neredeyse yatağıma gireceksin. Baya. Ne bu ya? Ayıptır. Sen bir git kendi ailene gir bakayım nasıl oluyor. Belki de giriyorsun. İnsanlara huzursuz ediyorsun. Bilmediğin tarafların vardır. Allah sana yardım etsin. Ne diyeyim ben? Ne diyeyim? Nifak sokmak için bayılıyorsunuz. Nifak nifak. Ne kadar kötü bir şey ya. Ne kadar kötü bir şey ya. Bu da herhalde moda oldu artık. Eskiden çok çok kötü kaynanalar olurdu ya, onlara sokarlardı mahallede. Eski bayanlar olurdu böyle çok. Cehennemin dibine giderler. Hani böyle yuva yıkarlar. Oğlanı kızı birbirine düşürürler. Sen de git cehennemin dibine kadar. Başka ne diyeyim sana? Hani sinirlenmeyeyim diyor, sinirlenmeyeyim diyorum ama insan bir yere kadar sinirlenmiyor. Vallahi bazen şeyden, günahtan korkuyorum ama bunlar bize hep günaha batırıyorlar. Zaten içimde ben onu düşünüyorum, bari dilime getireyim. Benden iyi biliyor, benim hayatımı sorguluyor. Gelin beni kullanıyor. Oğlumu, çocuklarını seviyorum. Kızımı aşağılıyorum, sevmiyorum. Ya yazdığı şeylere bakın ya. Bir fotoğrafın sayfasına girin. Oraya yazmış. Ben de çünkü engelli kendisi. Ben de daha önce de yanlışlar yazdığı için. Çirkin çirkin. Engelli olduğu için. Bir şekilde bir yere giriyor yani. Nasıl diyor, nifak sokarım. Cehennemin dibine kadar girmek için diyor, nasıl mücadele eder? Al sana cehennemin dibi işte. Beni ben sokarım cehennemin dibine de elime geçirsem. Nerelere sokarım ben seni? Bir insan var ya. Çıktığın yere de sokarım, girdiğin yere de. Terbiyesiz. Ya bunları hiç kimse böyle evire çevire de güzel bir dayak yememişler ya. Hani başkasının yumruğunu yemeyen kendi yumruğunu şey zannedermiş. Siz kim oluyorsunuz ya? Ne söylüyorsunuz benim aileme? Babaanne. Hadi vedalaşalım, annene söyle de kapatsın şunu. Yoksa benim biraz daha sinirlerim
Buradan böyle dalacağım telefonda. Annene sinirlenmedim. Biri bir şey yazmış, ona sinirlendi. Anladın? Ama annem Mustafa deli uyutuyor. He, ben kapatırım o zaman. Tamam. Tamam. Tamam bebeğim. Sen bir şey mi istedin? Kızım, sen bir şey mi istedin? Şöyle patatesleri bir yapıyorum. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın. Vallahi yani giden yere gitti zaten. Söyleyeceğimi izliyor ki algılasın, biraz beyin yapsın. Beyin derler ya, beyin jimnastiği yapsın da algılasın biraz. Geliyor buraya. Buraya gelmiyor, buraya gelemiyor, engelli olduğu için. Başka arkadaşımın kanalına gidiyor, terbiyesiz. Allah'a emanet olun. Desteklerinizle sizinle görüşmek üzere. Evet. Şöyle.